Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var? Haşa. Allah'ın bizim ibadetimize de hiçbir şeyimize de ihtiyacı yok, muhtaç değil. Ancak insanoğlu kendisinin aklını, kalbini ve nefsini tatmin edecek, ilzam edecek, ikna edecek bir örnek istiyor. Bir insan bir doktora gitse, ve doktor da muayene ettikten sonra adamın ölümcül hastalığını fark etse ve ona ısrarla şefkat ve merhametinden şu ilaçları kullanman gerekir yoksa hayati tehlike içerisindesin diye ısrarla ilaçları kullanmasını istese ve hatta bu bir not halinde yazıp eline verse eğer biraz Unutkan olacağını kendisini dikkat etmeyeceğini düşündüğü yandaki insanlar ısrarla bu ilaçları kullanması gerekir diye söylese hastanın doktora şöyle bir itirazda bulunma hakkı var mıdır? Doktor bey bu ilaçları kullanmama senin ne ihtiyacın var? Diyemez değil mi? Çünkü bu ilaçları kullanmaya doktorun ihtiyacı yok hastanın ihtiyacı var. Peki niye doktor ısrarla şiddetle ve uyarılarla ilaçları kullanmasını tavsiye etmekte hatta zorlayarak bu ilacı kullanman lazım demekte. Çünkü doktor doktorluk mesleğiyle hastalığın tehlikesini ve adamın geleceğini görebilmekte. Çok uzun sürmez bunun hayatı diye düşünmekte ve dolayısıyla sevgisinden, şefkatinden ve merhametinden ve doktorluk mesleminin verdiği hassasiyetten görevini yapıyor. Ve ısrarla ona ilaçları kullanmasını söylüyor. Demek ki insan manen hasta. Allahu Teala bu manevi hastalıklarımıza ve dertlerimize ilaçlar hükmünde olan ibadetleri yapmamızı istiyor. Bir de emrediyor. Çünkü biz aciziz, unutkanız, ihmalkarız. Bizi yaratan Allah bunu bildiği için ısrarla yetmiyor. Bu günahları işlerseniz sizi cehennemde cezalandırırım diyerek sakındırma, sakındırıyor. O da yetmedi. Yaparsanız size mükafatlandırırım diyerek teşvik ediyor. Demek ki gerek cehennemle tehdit etmesi, gerek cennetle teşvik etmesi hep bizim manevi hastalıklarımıza ilaçlar olsun ve biz bu hastalıklardan kurtulalım diye. Onun için Allahu Teala'nın bize emrettiği şeyleri yerine getirmemize ve yasaklarından sakınmamıza haşa Allah'ın değil Bizim ihtiyacımız var, biz mecburuz ve ondan dolayı Allahü Teala bize ısrarla, şiddetle bunları emrediyor ve cehennemden e, girmemizden sakındırıyor ve cennete girmemizi teşvik ediyor.